Evet, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. İlk olarak açılış ve selamlama konuşmalarını yapmak üzere bugünün ev sahibi ilçe başkanımız Sayın Selam Deli Baltay'ı alkışlarınızla kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli vekilim, değerli yol arkadaşım, belediye başkanım. Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarında daha önce bu görevi büyük bir özveriyle gerçekleştiren çok değerli ilçe başkanlarım. Kadın kolları ilçe başkanım, gençlik kolları ilçe başkanım. Üç kademe ilçe yönetim kurulu üyelerim, mahalle başkanlarım, meclis üyelerim. Kuruluştan bu zamana kadar görev yapmış, bu davayı sırtlanmış çok değerli dava ve yol arkadaşlarım. Hepiniz geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz vefa iftarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş ayı olan bu mübarek Ramazan ayına bizleri kavuşturan Mevlam'a hamdü senalar olsun. İnşallah da Ramazan'ı hakkıyla geçiren ve sonunda da cehennem azabından kurtulan kulların arasında Mevlam bizlerin de girmesine inşallah nasip eylesin. Öncelikle 6 Şubat'ta ülkemizin güneyinde meydana gelen ve 50 binin üzerinde kardeşimizin, hemşerimizin vefat ettiği depremde hayatını kaybeden hemşerilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Teşkilat mensubu arkadaşlarımızdan da yakınları olanlar var. Onlara da başsağlığı diliyorum. Değerli yol arkadaşlar, malumunuz olduğu üzere kuruluştan bu zamana kadar görev yapan siz değerli arkadaşlarımızın tamamının bildiği bir hedef var. 2023 hedefi. İşte bugün o 2023 hedefini hayata gerçekleştirmek üzere bir tarihi seçime giriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında önemli bir seçim. Teşkilat, buradaki arkadaşlarımızın tamamı teşkilat mensubu ve teşkilat kültüründe görev istenmez verilir var. Bu nedenle de çok iyi biliyoruz ki buradaki hazırındaki arkadaşlarımızın tamamı 14 Mayıs için bir hedef, bir vazife bekliyor. Bu vesileyle inşallah bu günü yeni bir start olarak düşünüp yarından itibaren bu salonda yer alan bütün arkadaşlarımızı 14 Mayıs zaferi için el birliğiyle çalışmaya ve inşallah İstanbul'da en güçlü desteği Zeytinburnu Teşkilatı olarak sağlamaya davet ediyorum. Tekrar davetimizi kırmayıp katıldığınız için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Evet, biz de... Geçmiş dönem ilçe başkanlarımız, önceki dönem Ordu, Gürgentepe ve Konya Yunak Belediye Başkanımız ama aynı zamanda Zeytinburnu Teşkilatımızın mensubu ağabeylerimiz, gençlik kollarımızın, gençlik ve kadın kollarımızın ilçe başkanları, önceki dönem ilçe başkanları, belediye meclis üyelerimiz, her kademesinde görev yapmış çok değerli kardeşlerim, arkadaşlarım, yol arkadaşımız, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel sofrada bir araya gelmemizi nasip eden Allah'a sonsuz şükürler olsun. Değerli arkadaşlar, bu salonda bulunan bütün kardeşlerimiz teşkilatın mensubu. Bir dönem görev yapmış. Bizim anlayışımıza göre teşkilatçılık ceket gibi giyilebilen, çıkılabilen, çıkarılabilen bir şey değildir. Teşkilatçılık bir ruhtur, bir histir, bir duygudur, bir vicdandır. Ve teşkilatçı zamanı geldiğinde o vicdanının sözünü dinler ve olması gereken yerde durur.
sadece durmaz, aynı zamanda çalışır. Biraz önce değerli yol arkadaşım, ilçe başkanımız da söyledi. Önümüzde çok kritik bir seçim var. 14 Mayıs 2023 seçimi. Yani yeni bir seferberlik hali başlamış bulunuyor. Ben bu salonda bulunan bütün kardeşlerimizin 14 Mayıs'a bir seferberlik ruhuyla hazırlanacaklarına dair olan inancım sonsuzdur. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Neticeden, sonuçtan herhangi bir şüphem yok. Ama önemli olan, biraz önce söylediğim gibi, bir teşkilatçının sahip olması gereken ruhla, anlayışla hepimiz el birliği, güç birliğiyle çalışmalı ve Zeytinburnu'nda iyi bir sonuç için gayret göstermeliyiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ramazanımız mübarek olsun. O milletvekilimiz Sayın Hasan Turan Beyefendi, alkışlarınızla kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Vekilim. Başkanımız, önceki dönem ilçe başkanlarımız, kadın kolları ve gençlik kolları ilçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz, kuruluşundan bugüne AK Parti ailemizde görev yapan, emek veren, akıl ve alın terini ortaya koyan çok değerli kardeşlerim. Öncelikle hepinizi en kalbi muhabbetlerimle, selamların en güzeli olan Yüce Rabbimizin selamıyla selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Yavaş yavaş ortasına yaklaşıyoruz. Rabbim sonunda Efendimizin müjdelediği o büyük ödüle kavuşmayı hepimize nasip eylesin. Bu mübarek ayın, 11 ayın sultanı derler. Sultan olmak öyle kolay değildir. 11 ayın sultanı olmasının sebebi, hayat rehberimiz, Kitab-ı Kerim, Allah'ın kelamı bu ayda, 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinde inzal olmaya başlamış olmasındandır. Rabbim Ramazan'ı bizim için murad ettiği şekilde geçirmeyi ve hayatımızı Ramazan'a dönüştürmeyi, ahiretimizi de bayram olarak kutlamayı hepimize nasip eylesin. Değerli kardeşler, kan kardeşinden önce gelir. Kendi tarihimize bakalım. Özellikle İslam tarihine. Efendimizin öyle kardeşleri oldu ki, yeri geldi babasıyla, yeri geldi kardeşiyle, yeri de geldi en yakınlarıyla karşı karşıya geldi. Çünkü bizim kardeşliğimiz değerler kardeşliğidir. Biz değerlere iman etmiş bir toplumuz. Bu aile değerleri olan bir ailedir. Biz, bize kalan, bizim inandığımız inanç değerlerine bağlıyız. Sıkı sıkıya bağlıyız. Milletimize bağlıyız. Tarihimize bağlıyız. Yani bizi biz yapan değerlere bağlıyız. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ifadesiyle, bir zamanlar biz ne millet ne milletmişiz. Gelmişiz dünyaya, milliyet nedir öğretmişiz diyor ya. İşte biz, bizi biz yapan değerlere sahip olduğumuz zamanlarda 3 kıtada 20 milyon kilometre karede hüküm sürmüş büyük bir milletiz ve biz onların evlatlarıyız. Bugün bu ailenin içinde bulunan her bir fert aynı hayalleri kuruyor. Aynı idealleri taşıyor. Aynı hedeflere koşmak için çalışıyor. Görevimiz ne olursa olsun, teşkilattaki sıfatımız ne olursa olsun, biz davamıza inanırız. Nöbet mahallinde tuttuğumuz görevde sahip olduğumuz rütbeye değil, inandığımız değere inanırız. Ve o değer için çalışırız. Burada bulunan, bugün bu iftara gelen kardeşlerimizin de bir hakkın böyle düşündüğüne inanıyorum. Geçmişte görev yapmış, değerli büyüklerimiz var.
emekleri var, alın terleri var. Ama dün onlar görev yaptılar, bugün daha başka kardeşlerimiz yapıyor. Ama ne davamız değişti, ne de değerlerimiz değişti. Davamız ve değerlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Davamızı ve değerlerimizi bu ülkede kimsenin aşağılamasına ve ortadan kaldırmasına müsaade etmeyeceğiz. Değerli kardeşlerim, 14 Mayıs seçimleri o kadar önemlidir ki çok partili sisteme geçtiğimiz günden bugüne bu ülkede yapılan en önemli seçimlerdir. Yapılacak olan en önemli seçimlerdir. 14 Mayıs seçimleri sadece partiler arasında, ittifaklar arasında geçen bir seçim değildir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Bağcılar'da konuşma yaptı. Bu kardeşiniz de oradaydı. Sizler de ekranlardan dinlediniz veya alanlara geldiniz. Biz bugün karşımızdaki sadece toplama masa ahalisiyle mücadele etmiyoruz. O masanın arkasında kimlerin olduğunu her birimiz biliyoruz. Bu ülkenin bütün evlatları biliyor. Hatta oturanlar da biliyor. Oturanları destekleyenler de biliyor. Ama bir kısmı işine gelmediği için oradaki varlığını sürdürüyor. O masanın arkasında Atlantik idaresi olduğunu, iradesi olduğunu herkes biliyor. Ve Atlantik'in piyonu olan, maşası olan terör örgütlerinin o masayı desteklediğini Sağır Sultan bile duydu ve biliyor. Dolayısıyla biz bugün sadece bir ittifakla değil, zoraki yan yana getirilen bir ittifakla değil, masadan kalksa da tekrar zorla oturtulan bir masa ahalisiyle değil, onları oraya oturtanlarla mücadele ediyoruz. 14 Mayıs seçimleri bu ülkeyi güçlendirmek için, muhannete muhtaç etmemek için, kendi savunmasını kendi kabiliyetleriyle karşılamak için, kendi milli ve yerli silahlarını üretenlerle, geldiğimizde bunlara dokunacağız diyenlerle arasında geçecektir. 14 Mayıs seçimleri alnını Allah için secdeye koyanlarla o seccadeye ayaklarıyla basanlar arasında geçecektir. 14 Mayıs seçimleri bu ülkeye, bu ülkenin ruh köklerine bütün gönlüyle, bütün kalbiyle sımsıkı şekilde bağlı olanlarla rotasını Washington'un, Londra'nın, Berlin'in, Paris'in belirledikleri arasında geçecektir. Bunu milletimize çok iyi anlatacağız. Hep birlikte çalışacağız. İster aktif görevimiz olsun, ister olmasın. Vatan savunmasında, millet savunmasında aktif görev beklenmez. Göreve koşulur. Üstad, şairimizin yine ifadesiyle, sahipsiz olanın olan vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır diyor. Dolayısıyla hep birlikte sahip olacağız. Zeytinburnu buna hazır herhalde, değil mi? Tamam. Zeytinburnu hazır, değil mi? Allah razı olsun. Bugün bu iftarımıza teşrif eden ilçe başkanlığımızın düzenlemiş olduğu, belediye başkanlığımızın destek verdiği, sizlerin de teşrifleriyle zenginleştirdiğiniz, güzelleştirdiğiniz bu iftarımız hayırlı uğurlu olsun. Zaferimizin müjdesi olsun. Değerli arkadaşlar, son olarak şunu ifade edeyim. Bakın bu iftar bugün belediyemizin bizi yapmış olduğu bu güzel çadırın içerisinde oluyor. Ama biliyoruz ki belediyemiz bu iftarı düzenlemek için hemen yanı başımızda bulunan 1453'ü almak üzere Büyükşehir Belediyesi'ne müteaddit defalar müracaat etmesine rağmen alamamıştır. İnsanı can evinden yaralayan nedir? İşte budur. Onu kim yaptı? Biz yaptık. Kim yaptı? AK Parti belediyeciliği yaptı. Kendi yaptığımız yeri bile kullanamıyoruz. İşte bu. Bunu düşüneceğiz.
slogana gelince 16 milyonun başkanları. Ama kendi yaptığımız yeri dahi bize kullandırmıyorlar. Bu ülkede eğer gaflete düşersek, eğer delalete düşersek kazandığımız bütün kazanımlar aynı bu şekilde gider ve öz yurdunda garipsin, öz yurdunda parya oluruz. Allah bizi kendi memleketimizde, kendi eserlerimizin üzerinde öz yurdunda garip ve öz yurdunda parya durumuna düşürmesin. Onun için gece gündüz çalışmamız lazım. Gece gündüz çalışacağız ve bunlara öyle bir sille, demokrasi sillesi vuracağız ki oynadıkları oyunu 14 Mayıs'ta oyunun perdesini indireceğiz ve sadece onlara değil, bu ülke üzerinde hesap yapan Atlantik'teki ağababalarına da güçlü bir ders vereceğiz. Rabbim bizleri muzaffer eylesin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ramazanımız mübarek olsun. Fadıl Allah. Elhamdülillahi'llezî et'amena ve sekâna ve ce'alnâ minel müslimîn. Ve rahmetullâhi ve lütfullâh ve selâmetullâh ve inâmullâh ve ihsânullâh. Ya Rab, tutmuş olduğumuz oruçumuzu kabul et kalbiyle. Şu anda bu sofrada bulunan kardeşlerimizin geçmişlerine rahmet eyle. Ülkemizdeki depremzedelere yardım eyle. Rabbim, vefat eden kardeşlerimizi şehadet mertebesine ulaştır. Ülkemizin birlik ve dilini daim ve kaim eyle ya Rab. Ya Rabbi, bu iftarların, bu Ramazan-ı Şerif'in hürmetine, ülkemizin geleceğine sahip çıkmayı hepimize nasip ve müessel eyle. Rabbim, üzerimizdeki bu milletin iradesini üzerine başka iradeleri çöktürtme. Ya Rab, bize hürriyet yakışır. Bize liderlik yakışır. Bizi tekrar lider eyleyip Osmanlı'nın, Selçuklu'nun bırakmış olduğu bayrağı tekrar göklere çıkarmayı bize nasip ve müessel eyle. Rabbi Camii'nin okuyayım assalatine min zürriyeti Rabbana ve tekabbel dua ve sallallahu teala aleyhi ve cemaine tekabbel minna bu hürmetil Fatiha. İstanbul Times TV özel YouTube kanalının gücü özgürlüğünde ve tarafsızlığında. Bizi izlemeye devam edin, gücümüze güç katın. Gündeme dair konularla ilgili her gün İstanbul'un bir ilçesinde vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.